bu hafta geçtiğimiz haftalarda açılışı gerçekleşen Çiçek Grubun yeni şubesini ziyaret ettik. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ev alımı konusunda bir hayli canlılık var. Konuyla ilgili ayrıntıları Yusuf Çiçek son durak izleyicilerine aktardı. Çiçek Grup olarak bizim şemsiyemizin altında çok geniş bir hizmet ağı var. Bunlar ana başlıklar altında toplayacak olacak. Finans, sigortacılık ve gayrimenkul emlak alanlarında hizmet veriyoruz. Finans alanında özellikle residential mortgage, commercial mortgage, secured loan, bridging loan, development loan, yani herhangi bir iş yapmak, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen ya da bir yer satın almak isteyen vatandaşımız geldiğinde ihtiyacı olan kredi türü ne olursa olsun mutlaka bir çözüm buluyoruz. Ev almak istediklerinde alacakları evin mortgage'lerini buluyoruz. Özellikle son dönemde insanlarımızın yoğun bir şekilde right to buy haklarını kullanarak kansel evlerini satın alma konusunda yoğun bir talep var. Onlara uygun mortgage'i bulmaya çalışıyoruz. Finans konusunda biz 20 küsur yıldır iddialıyız. Yani bizi uğramadan başka bir yerden teklif almalarını, yani alacakları teklifleri değerlendirmelerini istiyoruz tabii ama karar vermemelerini tavsiye ediyoruz müşterilerimize. En azından bizden de alacakları tekliflerle diğer teklifleri karşılaştırdıklarında çok daha uygun, çok daha kendilerine yarar bir şekilde bir finans kaynağına ulaşacaklarını göreceklerdir. Daha öncesinde hizmetlerinizi uzun yıllardır veriyorsunuz ancak bu kez Türkiye'nin yoğun yaşadığı bölgelerden birine geldiniz. Bu noktada nasıl etkiledi? Şöyle söyleyeyim, çok olumlu bir gelişme oldu. Sanki kendi şehrimizin göbeğine gelmişiz gibi olduk. Her ne kadar biz Kuzey Londra'da idiysek, daha önce bir önceki ofisimiz Enfield Town'daydı. Biraz insanlarımızın ulaşımda zorluk çektiklerini gördük. Onun için Haringey'e, tabiri caizse bizim kendi köy meydanımıza geri döndük. Kendi şehir meydanımıza geri döndük. Kendi alanımıza geri döndük. Burada insanlarımızın ulaşım sorunu yaşamadan çok rahat bir şekilde ulaşabilecekleri West Green Road üzerinde ki mekanımıza taşındık. Bir ev alırken yapılması gerekenler neler? Vatandaş hangi süreçlerden geçiyor? Çiçek, verdikleri hizmeti tek bir noktada birleştirdiklerini söylüyor. Burada bizim burası bir kere şunu söyleyeyim. One stop shop diyebileceğimiz, yani insanlarımızın ihtiyaçlarına olumlu cevap bulabileceği, uygun cevap bulabileceği, uygun çözümü bulabileceği, her türlü sorununu getirip burada çözüme ulaştırabileceği, tek kapıdan ulaşabilecekleri, birçok hizmete tek kapıdan ulaşabilecekleri bir one stop shop şeklinde çalışıyoruz. İşte diyelim vatandaş işte mortgage almak istiyor. Ona en uygun mortgage'tedir, onu buluyoruz. Bize ihtiyacımız olan evrakları talep ettim. Yani belli evraklardır zaten bunlar, işte kimlik belgesi, gelir belgesi, adres belgesi, buna benzer. Bu belgeleri getirdikten sonra ve bize ihtiyacını söyledikten sonra, işte ne kadar kendisi depozit koyabilecek, peşinatı ne kadardır, ihtiyaç duyduğu mortgage ne kadardır, o rakamı söyledikten sonra kişiye özgü bir mortgage araştırması yapıyoruz. Mortgage'ini buluyoruz. Eğer ev bulduysa, bulduğu evin üzerine. Ev bulamadıysa istediği evi de bulmasında yardımcı oluyoruz. Talep ettiği şekli artık 3 yatak oda, 5 yatak, her neyse talep ettiği, almak istediği, satın almak istediği gayrimenkul. O evi bulma konusunda da yardımcı oluyoruz. Onun için bizim property departmanımız da yoğun bir şekilde çalışıyor. Ve diyelim evini de bulduk, mortgage'ini de bulduk. Avukat ihtiyacı varsa beraber çalıştığımız panelimizde olan sağlam avukat arkadaşlarımız var, onlara yönlendiriyoruz. Eğer aldığı evde herhangi bir değişiklik yapıp işte bir inşaat işi yaptıracaksa o konuda yine bizim güvencemiz altında çalışan, bizim rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz mimarlar, inşaat firmaları olan arkadaşlarımız var. Onlara yönlendiriyoruz. Yani bu kapıdan çıktıktan sonra başka yere gitmesine gerek kalmıyor. İşte evini yaptı etti, kira mı vermek istiyor? Kiracı bulmak konusunda yardımcı oluyoruz. Kirasını toplaması konusunda yardımcı oluyoruz. Hani o açıdan o kadar geniş ki şu an bir programda bunların hepsini anlatmak çok zor. Zamanımız da kısıtlı olduğu için ben işte genel bir şekilde toparlamaya çalışıyorum. Finans altında işte kredi olsun, diğer talepler, mortgage talepler olsun. Onun haricinde diyelim vatandaşın bir herhangi bir borçlanmadan dolayı sıkıntısı var, borçlarını ödeyemiyor. Debt management yapıyoruz. Yani borçlarını rahat ödeyebileceği şekilde planlama, borç planlaması programlarını uyguluyoruz.
Onda kesinlikle bir o da çok başarılı gidiyor. Onun haricinde PPI claim dediğimiz, yani bu daha önce geçmişte bankaların haksız yere satmış olduğu sigortaların yaratmış olduğu zararın tazmini konusunda hatta 30 yıl geriye kadar gidebilme imkanımız da var. Eğer elimizde evrakları olursa daha önce ödemiş oldukları sigorta primlerinin, yanlış haksız yere ödemiş oldukları sigorta primlerinin PPI'ların geri alımını ve geçmiş faizleriyle beraber yıllık %8 oranında cezası faiziyle beraber, bütün masraflarıyla beraber geri alabiliyoruz. Ve bunun hiçbir ücreti yok, hiçbir maliyeti yok kendi vatandaşa. Sadece no win no fee based çalışıyoruz. Eğer herhangi bir reclaim yapabilirsek, tazminat alabilirsek, o kendilerinin cebine giren paradan bir ufak bir kısmını bize ödüyorlar. Bu finans alanında. Diğer tarafta vatandaşın sigorta talebi olabilir. Aldığı evin sigortasını yapmak, işte hayat sigortasını yaptırmak, geleceğini düşünerek, çocuklarının geleceğini düşünerek herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için ileride life insurance yapıyoruz, hayat sigortası yapıyoruz. Hayat sigortası olsun, commercial insurance olsun, işte residential insurance olsun, kendilerine önemli gördükleri, değer verdikleri evleri, malları, mülkleri, sağlıkları, hayatları, her şeyi sigorta altına alabiliyoruz. Her türlü sigorta hizmetini de buradan veriyoruz. Bu bizim sigortacılık alanımızda yıllardır sürdürdüğümüz bir hizmetimiz. Emlak bölüm alanında da, gayrimenkul alanında da vatandaşımız eğer burada bir yer alıp kiraya vermek istiyorsa, yatırım yapmak istiyorsa, onlara bir portföy yaratma konusunda gerek ticari yatırımlar, ticari binalar, mülkler, gerekse meskenler, konutlar şeklinde yatırım yapmak istedikleri, satın almak istedikleri mülklerin uygun bir bulma konusunda yardımcı oluyoruz. Bunda genelde bizim bankalarla ve özellikle repossession departmanlarla yakın çalıştığımız için auctionlarda uygun fiyatlardan takip ediyoruz. Auctionlarla yakın bir temasla çalışıyoruz ve oralardan piyasanın normal şartlarının altında bulunamayacak daha düşük fiyatlarda mülkler, iş yerleri olsun, binalar olsun, evler olsun bulabiliyoruz. Yurt dışında Türkiye'de yazlık tatil almak isterse orada bizim yani işbirliği yaptığımız işte Türkiye'nin değişik tatil beldelerinde yatırım yapmak isteyen olsa orada yönlendiriyoruz, yardımcı oluyoruz. Türkiye'de satın almak istedikleri evlerin mortgage'lerini buradan ayarlama konusunda yardımcı oluyoruz. Yani vatandaşın yazlığı, kışlığı, dükkanı, gayrimenkulü, sigortası, ne ihtiyacı varsa hepsini burada kendisine tek bir kapıdan girerek en uygun hizmeti bulma imkanını sağlıyoruz.